1980 yılında çelik büro mobilyası üretimiyle iş hayatına başlayan Officet ofis donanımları anonim şirketi, kısa zamanda bölgesinde önemli işlere imza atarak kaliteye ve yeniliğe önem veren anlayışıyla da kendini sürekli yenilemiştir. A-Plus Ekonomi ekiplerimiz Osmaniye'deki çekimlerinde Officet firma yönetim kurulu başkanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Başlangıçta mesleğe klima tesisatçılığından başlayıp daha sonra Osmaniye'de yapabileceğim bir iş araştırmasıyla ofis mobilyaları, o zaman çelik mobilyalar vardı 1980 yılında. Bir küçük dükkanda başladık, küçük bir işletme olarak başladık. Konjonktürün gerektirdiği şekilde hareket ederek, piyasayı takip ederek çalışmalarımız devam etti. İlk baştan Osmaniye merkezde küçük bir yerde başladıktan sonra 1990 yılında Adana yolu üzerinde yaklaşık bir 5 dönüm arazi üzerinde bir fabrika binası yaptık. Oraya geçtik. Orada devam ettik. Çalışmalarımızda genellikle teknolojiyi takip etmeye çalıştık. Çelik mobilya devam ederken 1990'lardan sonra sektör ahşaba yöneldi. Çelik yavaş yavaş geriledi. Biz ahşabı da işin içerisine katarak devam ettik yolumuza. Bu arada İncirlik Havaalanı'yla çalışmalarımız oldu. Amerikalıların talepleri oldu. Onlar doğrultusunda daha farklı imaratlara girdik. Mesela çelik bölme panel sistemleri talep edildi. Onlarla ilgili atılımlar yaptık. 2000 yılından sonra kurumsallaştırdık, genişlettik. 2002 yılından sonra CNC makinelere geçtik. Son olarak da 2010 yılına girerken organize sanayiye bir yer yapmayı planladık. 2011 yılında bitirip burada 40 dönüm arazi üzerinde 11 bin metre kapalı alanda CNC makineleri artırarak çalışmalarına devam ediyoruz. Mobilya, ofis mobilyaları, ofis koltukları, eğitim ürünleri, çelik mobilyalar, kartekstler, kompakt arşiv dolapları imalatı yapıyoruz. Bu sektörde geçerli olan, ihtiyaç olan her şeyin kataloglarımızda mevcut. Bunları isteyen, talep eden her yere yapıp gönderiyoruz. Şu anda Irak'la çalışıyoruz. Irak'ta bir bayilik verdik. Orayla şu an çalışıyoruz. Ürdün'de çalışıyoruz. Türkmenistan'la çalışıyoruz. Bunun dışında Kenya'da bir şirket kurduk, ortak bir şirket kurduk. Kenya'da bir akrabamız vardı, bir yeğenim vardı benim. Orada müsait durumdaydı. Görüştük, öyle bir şeye karar verdik. Orada bir şirket kuruldu. İnşaat olarak başladık. Evet, yapı kimyasal olarak başladık. Çok güzel. Arkadan mobilyayı da işin içine girdirmeyi düşünüyoruz. Firma Genel Müdürü Halil Çiftçi ise yeni showroomlarına değinerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Showroomumuzu 2009 yılında faaliyete aldık. Bir genel merkez mahiyetinde yaptık. Yaklaşık 1200 metrekare. Mevcut ürünlerimizin aşağı yukarı tamamını bulabileceğimiz çok şık, çok güzel bir showroom yaptık. Burada da daha çok bölgemizde, madem biz Osmaniye'de bu bölgede imalat yapıyoruz. Yani herkes bulunduğu yere daha faydalı olmalı. Doğru. Bulunduğu yerde daha iyi temsil edilmeli düşüncesiyle. Hı-hı. Biz de bu showroom'umuzu o zamanki vali beylerle sağ olsunlar çok ciddi de destekleri oldu bize. Sağ olsun bu şekilde Osmaniye'ye güzel bir plaza, güzel bir showroom kazandırılmış oldu. Biz bu mevcut showroom'umuzla hem Osmaniye'ye hem gerek ilçelerine gerekse bölgeye şu anda ciddi bir hizmet veriyoruz. Sağ olsunlar hep gelip gidiyorlar. Talep edecekleri şeylere orada görüyorlar. Fabrika showroom mantığıyla daha avantajlı fiyatla bölgemize güçlü olmak istiyoruz. Satış anlamında da, perakende anlamında da güçlü olmak istediğimiz için bu showroom'u yaptık. Herkesi de bekliyoruz inşallah. Halil Çiftçi satış sonrası hizmetleriyle ilgili şöyle konuştu. Satış sonrası hizmet dediğimiz insanların mevcut aldıkları üründeki bazı yaşadıkları sorunlara cevaplar, bunların hızlı dönüşü, mail ortamında infolarla bunların mutlaka dönüşüm haline getirip o talepleri veya şikayetlerin hemen yerine getirilmesi bizim için o kalite neyse onunla beraber oluşan bir şey. Bu kalite politikası dediğimiz içerisinde zaten bu da olması gereken olan bir şey. Biz sattığımız her ürün
bizim ürünümüzdür diyoruz. Ha bu garanti süresinde dahi geçmiş olsa bu yine bizim ürünümüzdür. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorun olduğunda bayilerimiz aracıyla biz herkese ulaşma garantisi veriyoruz. Yani hiçbir problem yok. O bayimiz veya bize gelen talep yeter ki bize ulaşabilsin. Ulaştıktan sonra biz gidip oralarda ne gerekiyorsa yapıyorduk ve bunu da yaptık zaten. Halil Çiftçi konuşmasında firma olarak konsept, mağaza olarak bayilik vermek istediklerini söyledi. Üretimi böyle güçlü veya bu konuda tecrübemiz varken bunun pazarlanması zaten bu zincirin içerisinde devam etmesi gereken bir şey. Yani Türkiye genelinde diyelim 10 tane ile ayrı veriyorsak yine başka bir firmanın örnek vereyim konsept mağazası olan bazı firmalarda bu üretimleri yapıyoruz. Belki bu şekilde 25-30 tane ilde her şekilde varız. Ama biz 2012'ye bu döneme geldiğimizde şöyle bir şey düşündük. Biz artık şubeleşmek istiyoruz. Madem bu kadar ürünleri üretebiliyoruz, bu kadar ciddi kapasiteye ulaşıp bu tecrübeyi oturtmuşuz ve artık ürünleri Türkiye'nin her tarafına sunalım. Konsept mağaza açma ve bu konuda beraber çalışabileceğimiz insanlar arıyoruz. Çözüm ortağı olabileceğimiz, bulunduğu ilde bu işle ilgili iş yapmak isteyen, açıp buna devam etmek isteyen. Birincisi böyle bir şey düşüncemiz var. İkincisi bir mevcut illerde artık ofis mobilyası satışı yapan ofis mobilya mağazaları var. Kendi isimleriyle, daha önce kurdukları firma isimleriyle devam eden. Bu firmalara da biz ürün temin etmek, onlara göndermek istiyoruz. Firma aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde bulunarak Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu yaptırmış, eğitime katkıda bulunmuştur.